Sevilen ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk, vefatının ardından sevenlerini üzmüştü. Yaşamı boyunca daima görüşleriyle takdir toplayan Öztürk'le ilgili sır bir detay var. Şimdi gelin bu videoda o detaya yakından bakalım. Türkiye onu ekranlardaki açıklamalarıyla tanımış ve görüşleriyle çok sevmişti. Yaşar Nuri Öztürk, Türk İslam felsefesi profesörü, gazeteci, yazar, avukat, televizyon programcısı, siyasetçi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak biliniyordu. Ama herkesin en çok sevdiği yönü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden yürüyen bir isim olmasıydı. 5 Şubat 1951 yılında dünyaya gözlerini açan Yaşar Nuri Öztürk, aramızdan 22 Haziran 2016 tarihinde ayrılmıştı. Ölümünün ardından bir gazetede yayınlanan bir haber, sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez paylaşıldı. İşte o içerikle ilgili detaylar. Ünlü ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk doğum gününde hayata veda etti. Öztürk tıpkı doğduğu yılda olduğu gibi yaza denk gelen bir Ramazan ayında sonsuzluğa yürüdü. Diyanet takvimine göre Öztürk'ün doğum günü olan 22 Haziran 1951 o yılki Ramazan ayının 17. gününe denk geliyor. Uzun süredir kanser tedavisi gören ilahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk 65 yaşında doğum günü olan 22 Haziran'da hayatını kaybetti. 1951 yılında bir Ramazan ayının 17. gününde hayata gözlerini açan ünlü ilahiyatçı, yine bir Ramazan ayının 17. gününde aramızdan ayrıldı. Yani milyonda bir denk gelebilecek tesadüf, Yaşar Nuri'nin doğum ve ölüm gününde gerçekleşti. Hicri takvimine göre kutlanan dini günler, her yıl miladi takvimin 11 gün öncesine denk geliyor. Yani İslami bir gün, miladi takvime göre 32 yılda bir denk geliyor. Diyanet'in takvimine göre de, Yaşar Nuri Öztürk'ün doğum günü olan 22 Haziran, Ramazan ayına denk geliyor. İşin daha da ilginç olan yanı ise Yaşar Nuri'nin Ramazan ayının 17. gününde doğup, yine 17. gününde vefat etmesi oldu.